Selamlar sevgili dostlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizlere başlıktan da anlayacağınız gibi tabii GTA 5'te FPS nasıl artırılır? Kasma sorunlarına çare nasıl bulunur? Bilgisayarınız neden kasıyor gibi sorularınıza yanıt bulabileceksiniz bu videoda. Bunu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar ayarlarımızı bir gösterelim önden. Şöyle settings yapmamız gereken ayarlar neler? Hangi ayarları yapmalıyız? hemen sizlere bundan bahsedeyim Bakın bu kısımda falan işimiz yok Arkadaşlar bizim grafik ve advanced grafik kısmı ile biraz işimiz var yoğunlukla grafik kısmında işimiz olacak arkadaşlar Öncelikle baştaki bu abicim yok bunu o okay, 10 yapmayacaksınız Bakın bu grafik kartınızı zorlayacaktır Off da tutun ee, öncelikle arkadaşlar DirectX ekran kartınızın DirectX uyumu bakın benim ekran kartım mesela 2 GB olduğu için 962 MB'e kadar ayarları kısmışım sizin de nasıl kullanmanız gerektiğinizi önereceğim mesela 4 GB'lık ekran kartı olan bir arkadaş 2 GB'e kadar çıkarabilir vesaire şimdi ben donma kasma sıkıntılarınızı nasıl giderebileceğinizi öncelikle anlatayım DirectX versiyonu eğer bakın artırırsam DirectX 11 yaparsam bakın 1 GB'ye çıktı kullanım. Fakat düşürdüğüm zaman bakın DirectX 10 ve 10.1'de e, megabaytım düşüyor ve bu bilgisayarımı da rahatlatacaktır aslında kas kasanlar için. Şöyle söyleyeyim. DirectX 11 desteklemiyorsa ekran kartınız. Onu bir araştırın. Ekran kartınızın modeli her neyse. Ben GTX 750 kullanıyorum. DirectX 11 mesela destekliyor benimki. 11 açarsam donmaf daha fazla olacaktır. Ben o yüzden DirectX 10'a aldım. Full screen 1280 x 4 e 3'te oynuyorum. Çözünürlük de FPS'inize bu arada etki edecektir arkadaşlar. Bunu 6'ya 9, 1920'ye 1080 oynarsanız tabii ki bu sizin donma hızınızı yani pardon oyununuzun donmasını etki edecektir. Hem de büyük bir şekilde FPS'iniz düşürebilir. Mesela 100 FPS'ten atıyorum 60-70 FPS'lere kadar indirebilir. Şöyle arkadaşlar aspect ratio bu aynen 4'e 3 6'ya 9 da yapabilirsiniz dediğim gibi ama monitörünüze göre. Eee yenileme hızı benim monitörüm 75 olduğu için 75 artı yaptım. Arkadaşlar gelelim FXA ve MSA'ya. MSA zaten off şu an FXA'yı off yapıyoruz. Bakın sizde on olabilir. Off yapıyorsunuz. Özellikle bakın bu VSYNC arkadaşlar off yapıyorsunuz. Bakın bunu arttırdığım zaman gerçekten keskinleştirdiği için oyunu e, bana acayip donmalar yaratabiliyor gördüğünüz ayarları bendik gibi yapın off yapın bakın. Bunlar pek de önemli değil. Dediğim gibi şu ee, VSNC yazan kısım çok önemli. Bunu off yapmanız gerekiyor. Geleyim bu kısımlara arkadaşlar. Şu üç kısım çok önemli. Population, Destiny. Bunu artırdığım sürece arkadaşlar etraftaki nüfus artıyor. Bakın bunu artırdığım sürece de etraftaki trafik nüfusu artıyor arabalar. Bu da görüş mesafemi artırıyor arkadaşlar. Bakın zaten 1 GB'a kadar çıktı şu anda ekran kartı kullanımı. Bunlar oyununuzun donmasını en çok etki eden etkenler. Şu üçü arkadaşlar. Bakın. Hatta şöyle ben bunlar düşükteyken bir etrafta gezeyim. Bir de bu nüfusları artırınca etrafta gezeyim. Bakın. ikinci population variety arabaların nüfusu. Yani ne kadar araba olacağı trafikte. Bu da insanların nüfusu arkadaşlar. Hemen şu şekilde ben bir ayarlarım. Böyleyken etrafta gezmek istiyorum. Ne kadar araba geçecek, ne kadar insan geçecek buna değinmek istiyorum şöyle görün sizde. Bakın en kısıkta şu an çok bir insan, araba vesaire nüfus göremiyoruz. Karşımızda birkaç araba olacaktı az önce yok oldular onlar da. Nüfusu az olan bir yerdeyim zaten. Bakın bir araba geçiyor mesela. Bir de nüfusları artırarak yapalım arkadaşlar ayarlardan. Bakın gördüğünüz gibi çok az. Ayarlarıma giriyorum grafik lan yanlış şöyle tıkla aşağı buradan şöyle mesela artırınca biraz donmalar olacak arkadaşlar benim hard diskimde de biraz sıkıntı var onu da anlatayım eğer söylediğim ayarları yaptıysanız ve hala donmalar yaşıyorsanız büyük ihtimalle ya sisteminiz yetmiyordur ekran kartınız işlemciniz vesaire ya da hard diskinizde problem vardır benim hard diskim problemli yeni bir hard disk alacağım Altta mesela en ufak bir işlem oldu mu donuyor benim oyunum. Tamamen hard ile ilgili bir problemim var. Şimdi arkadaşlar Apple Change dedim. Şimdi etrafta gezmek istiyorum. Bakın görüş açımı da yükselttim. Bakın daha fazla ileri görebiliyorum. Şu kayaları falan daha net görebiliyorum. Karşı dağlar falan görünmeye başladı. Ve arabalar, motorlar, polis. Gördüğünüz gibi nüfus bayağı arttı. Yani Az önce bir araba bulmakta zorlandım ve şu an etrafa nereye baksam araba motor falan görebiliyorum. Şöyle hatta şuradan gireyim. Şu anda araba yok ama. Şöyle bir otoyola falan çıkalım ya. Otoyoldan geldim. Bakın bir araba daha. Burası nere ya? İskele gibi bir yer. Karşıdan arabalar geçiyor gördüğünüz gibi. Ta bakın karşı caddeden geçen arabaları görebiliyorum. Bu da distance yani. Şu hemen ayarlardan göstereyim. Mesafe kısmını artırdığımızdan dolayı. Bakın distance scaling. Bunu yarılara düşürürsem şöyle apply change bakalım ne kadar uzağa görebileceğiz. Bakın bazı araçlar yok oldu. Bazı ışıklar da yok oldu. En düşüğü alacağım. Ya yanlış şeyi geçirdik. Şöyle grafikse geliyorum. Lan abi bugün ne kadar noob'um ya. Beyler kusura bakmayın ha. Şöyle en düşüğü aldım. Farkı göreceksiniz. Bakın Karşıdan geçen araçları bulanık olarak görün. Az önce karşıdaki evleri dahi görebiliyordum. Işıklar daha fazlaydı. Hatta şöyle göstereyim. Gördüğümüz mesafe netlik kısılıyor ve mesafe de aslında kısılıyor. Şöyle mesela bakın artık bir iki araba görebiliyorum. nüfusu kim sıkıyor lan? Dayı ne sıkıyorsun? Nüfusu da düşürdüğünüz zaman dediğim gibi FPS'inize çok 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 etki edecek. Bakın yaptığım tüm ayarları yaparsanız FPS'iniz aşırı şekilde yükselecek ve oyundaki donmalarınız gidecek. Popülasyonu ben en düşüğü alayım. İnsanlara veya arabaya ihtiyaç duymuyorsanız, ekran kartınız benim gibi 2 GB ise bunları en düşükte tutabilirsiniz. Dediğim gibi. DirectX'i falan düşürmeyi de deneyeceksiniz arkadaşlar. Tekstür quality bu arkadaşlar. Ee, etraftaki nasıl desem netlik arkadaşlar. Doku. Bunu artırabiliyoruz. High, Very High bakın 1700'e çıktı ve sarılaştı yeşil olan bar. Yani diyor ki sen bunda kullanma normal. Bunun en düşük normal bu arada. Low falan yok. Shader Quality arkadaşlar aynı şekilde bu bulanıklık falan. Bakın bunları High'da tutmayacaksınız. Normal alıyorsunuz. Shadow, Gölge Gölgeleri de yükse almıyorsunuz. Normal. Tabi mesela Shadow quality diyelim ki artırdım. Very High yaptım. Ne gibi değişiklikler oluyor arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Arabamın gölgesini şu anda görüyorsunuz. Çok düzgün. Araba şeklinde bir gölge var. At şuradan görelim. Pencerenin kenarını falan görüyorsunuz. Shader quality'yi biraz düşürüyorum. Aradaki farkı görmeniz için yapıyorum bunu. Arkadaşlar şöyle hemen Bakın mouse'um bile donuyor şu anda. Bu hard diskten dolayı dediğim gibi altta video çektiğim için ben video çekiyorum şu anda o yüzden yani. Normale aldım arkadaşlar. Apple Change dedim. Ve bakın bozulmalar oldu. Görüyor musunuz? Köşeler oynuyor. Köşeler oluşuyor şöyle pütürlü pütürlü. Yani çok da gerek yok aslında gölgeye. Yok ben gerçekçi oynayacağım. Yok ben gölgeye önem veriyorum diyorsanız bakın pütürlü pütürlü. Tabii ki daha gerçekçi halinde Very High oynayabilirsiniz ama dediğim gibi e, oyununuzu oyununuza etki eden performansı çok çok düşürecektir. Reflection quality arkadaşlar bunlar da odaklama aynı şekilde. Su bu en gereksiz şey arkadaşlar yani suyun detayını artırmaya gerek yok. Tabi gerçekçi oynayacağım diyorsanız artırabilirsiniz. Denizler okyanuslar var biliyorsunuz oyunda. Bunu artırmak çok da mantıklı olmayacak. Normalde kalmasını istiyorum. Bu da normal alacaksınız. Buradaki her şeyi normal alıyorsunuz arkadaşlar. Geliyorum bu kısma. Soft Shadows. Bu da gölgenin Keskin mi soft mu olacağını Soft yaparsanız arkadaşlar Daha bir performansınızda düşüklük yaşarsınız Bunu şartta tutacaksınız Şarpa almanızı tavsiye ediyorum En iyi performans şartta sharp, e, geliyor Çünkü keskin Post fx normal Motion blur onları zaten elleyemiyoruz Şu anda Off olacak arkadaşlar normal olacak Buradan da ayarlarınızı sıfırlayabiliyorsunuz e, Grafik ayarlarımız bu kadardı Dediğim gibi Hemen yukarı geleyim kritik yerlerden bahsedeyim. Nüfuslarımız ve uzaklığı görme. Bunlar da bizim doku kalitelerimiz arkadaşlar. Onları da normale çekiyorsunuz. Her şey off gördüğünüz gibi. Şu en yukarı çıkayım. DirectX'i arkadaşlar dediğim gibi çok çok donuyor oyununuz düşünmeyi tercih edebilirsiniz. Ama eğer ekran kartınız 11 destekliyorsa DirectX 11 yaparak daha iyi bir görüntü elde edebilirsiniz. Dediğim gibi ama performansta düşüklük yapacaktır kardeşim Advanced'a girdim Arkadaşlar Long Shadows Bunu off yapıyoruz High Resolution Shadow Bunlar gölgelerle alakalı bakın Bunları kapatıyorsunuz uzun gölgeler vesaire e, Detayları da kapatıyoruz Distance Scaling Bakın bu da bizim görüş açımız ilgi Bakın megabaytı nasıl artırıyor görüyorsunuz değil mi Bakın ekran kartı kullanımını Çok çok artırıyor performans düşürüyor bu Kapatmanızı tercih ediyorum Bu da off'ta kalacak Başka da zaten diğer ayarları değiştirmemize gerek yok arkadaşlar. Burayla oynamanıza gerek yok. Bunlar radar vesaire. Hiçbir işinize yaramayacak. Yani performans açısından diyorum. Ellemeniz çok da etkili olmaz. Ben size en etkili şeyleri göstermeye çalıştım beyler. Dediğim ayarları tamı tamına yaparsanız oyununuz donmayı bırakacaktır. Kasmalar düzelecektir. Eğer hala dedim kasıyorsa Elbette ki bilgisayar bileşenlerinizden birinde ya sıkıntı vardır benim gibi hard diskte ya da arkadaşlar sisteminiz bunu karşılamıyordur. Bakın 2 GB GTX 750 e, GT 730 en minimum ekran kartlarından bahsediyorum. Gibi ekran kartlarında e, bunlar ucu ucuna sistemi karşılayan ekran kartlarıdır. Oyunda biliyorsunuz ki grafikler açısından en önemli bileşenimiz ekran kartı. GTA 5 için aynısını söyleyebilirim. Çünkü çok yüksek grafikli bir oyunumuz. Zaten 104 GB. Sizi bilgilendirmek açısından bu konuşmayı yapıyorum arkadaşlar. Bunları bilmeniz gerekiyor. Hani abi ben yaptım yok kasma geçmedi. Bunlar bildiğimiz şeyler. Grafikleri düşürdüm hala kasıyor falan. Derseniz anlayın ki sisteminiz karşılamıyor. Ya da hard diskinizde vesaire donma kasma problemi vardır. Bilgisayarınız yavaşsa zaten sorunun hard diskte olduğunu anlarsınız. Çünkü benim sorunum hard diskle alakalı. Şu an gördüğünüz gibi kasmıyor. Fakat online'da yüksek hızda araba sürdüğüm zaman takılmalar oluyor. Ee, onun dışında yürüyüp inip yürüdüğümde falan hiçbir türlü donma kasma yaşamıyorum bakın. Yürüyüp ateş edebilirim bakın. Ve bomba atar vesaire. Hiçbir kasma yaşamıyorum gördüğünüz gibi. Bir kasma yaşatmaya çalışacağım şu anda kendimi. Yok bakın kasma yaşanmıyor. Dediğim gibi sadece online'da yüksek hızda araba sürerken kasma yaşıyorum. Bu da hard diskimden dolayı ee, okuma yazmasında çok büyük sıkıntılar var. Sizin donanımınızda hiçbir sıkıntı yoksa yaptığım ayarlarla oyun donmanızı düzelteceksiniz. Bakın şu anda hiçbir türlü donmuyor. Kardeşim gel seni bir tarayayım. Bu arada taramak da çok zevkli abi. Polis. Polis kardeşim ne yapıyorsun? Ayıp oluyor. El bombası mı sallayayım? Nereden sıkıyor? Ölmemiş lan. Lan altıma bırakıyor bombaları. Bombaları yanlışlıkla altıma. Ölmüyor abi ölümsüz polis ya. İlader. Lan vuramadım. Polis geliyor polis geliyor. Hop lan. Abi ben mi kolsuzum? Tamamdır iki tane polis gitti. Nereye, nereye sürüyor lan? Bakın bir takılma oldu gibi olmamış. Helikopteri de düşürelim arkadaşlar. Ne oluyor lan? Sarmışsınız etrafımı. Aa öldük. Beyler videoyu çok uzatmak istemiyorum. Polislerle çatışmak aşırı iyi bu arada ya. Beyler dediğim gibi ayarları aynı şekilde yaparsanız hiçbir donma kazma olmayacaktır konuşamadım. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yararlı olduysa beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible.